Öncelikle herkese Ankara ve ulusal medya mensupları, arkadaşlarımız, dostlarımız buraya kadar geldiniz. Bir değerlendirme yapmak için hepinize teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Erzurum kampı değerlendirmesi, birinci Ankara tesislerinde yaptığımız kamp ve ikinci kamp dönemi bu akşam Samsun Spor'la stadın açılış maçıyla, bir hazırlık maçıyla kampımızı sona erdireceğiz. Oyuncularıma iki gün izin vereceğiz. Kampın değerlendirmesine gelirsek, aramıza yeni arkadaşlar katıldı. Erzurum'da da sizin bildiğiniz gibi. Şu anda aramıza katılan ama geç katıldıkları için onların takımın haricinde ayrı bir programları var. Başlarında kondisyonerimiz, hocamızla birlikte şu an onları Ankara'da bıraktık. Ayrı bir şekilde, ayrı bir program dahilinde çalışıyorlar. Maçtan sonra takıma iki gün izin vereceğiz ama kendileri Ankara'da bu izinden yararlanamayacaklar. Çalışmalara devam edecekler ki normalde zamanında çalışmaya başladığımız arkadaşlarla aralarındaki fiziksel farkı, atletik performansı kapatabilmek için böyle bir planlama yaptık. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde oyuncularımın çalışma istekleri, arzuları ve hırslarından gayet memnunum. Tabii ki bunun yanında lige yeni çıkmış bir takımız. Hayalci değiliz. Realiteden bahsediyorum. Bu lig dışarıdan göründüğü gibi kolay bir lig değil. Çok zor bir lig. İşte biz 15 tane oyuncu aldık. Hemen bu sene herkese 3 atacağız, 5 atacağız diye böyle bir kanı oluşmasın. Biz iyi futbol oynayan, bu lafımın arkasındayım, Ankara'da da ilk yaptığımız basın toplantısında bunu söyledim, İyi mücadele eden, iyi koşan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da tabii ki bu ortaya koyduğumuz futbol karakteriyle iyi mücadele eden, koşan, birlikte oynayan, coşkulu oynayan bir takım yaratmayı hedefliyoruz. Her şeyden önemlisi de bugüne kadar söylediğim gibi Ankara Gücü'ne layık, Ankara Gücü taraftarlarına ve camiasına layık karakterli oyuncuları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz, çok önem veriyoruz. Çünkü bir savaşa girerken hep beraber bu savaşı, bu mücadeleyi vermek zorundayız. Bu konuda da şu ana kadar gerçekten oyuncularımın ortaya koyduğu çalışma iradesinden, teknik, beceri ve fiziksel kapasitelerinden gayet memnunum. Eksiklerimiz yok mu? Hala bana göre eksiklerimiz var. Şu anda 3-4 tane daha oyuncuyla temas halindeyiz. Ama bir de bu işin ekonomik boyutu var. Kulübümüzün ekonomisini hepimiz bilmekteyiz. Kulübümüzün mali yapısına uygun, ekonomisine uygun, karakterli, bizimle beraber saha içerisinde en iyi performansı sağlayabilecek oyuncularla ilgileniyoruz. Bunlar kolay olmuyor. Yurt dışından gelecek oyuncular, yurt dışından gelecek oyuncular, yani gerçekten çok zor. Sonuçta yeniden bir yapılanma içerisindeyiz. Yeniden bir takım kuruluyor. Yeniden bir organizasyonun temellerini atıyoruz. Burada dediğim gibi 3-4 tane de oyuncuyla görüşüyoruz. Bunların da takıma katkısıyla hemen hemen transferimizi tamamlamış olacağız. Bu tamamlanan transfer içerisinde de çok fazla zamanımıza kalmadı. Çünkü sonuçta baktığınız zaman şurada lige 11-12 günlük bir zamanımız kaldı. Bu zaman içerisinde bu yeni gelen arkadaşlarla hep birlikte hem iyi çalışmalıyız, hem birlikte uyum sürecini en kısa zamanda atlatmalıyız. Aynı zamanda da bizim rakiplere göre haftalık bir hikayemiz olacak. Bu hikayeye, yani bir taktiksel felsefeyi yerleştirebilmemiz için bu oyuncularla birlikte hep beraber bir an önce çalışmalıyız ve antrenman yapmalıyız. Bizim şu anda yeni kurulan bir takım olduğumuz için en büyük sıkıntımız bu. Çünkü ligde geçmiş yıllardan beri mücadele eden bir takım olsa 3-5 nokta transferle o felsefe, bir hikayeyi çok kolay bir şekilde devam ettirebilirdiniz. Ama şu anda yeni kurulan bir takımız ve çok yeni oyuncular bir araya getiriyoruz. Bu yeni bir araya gelen oyuncuların da birbirleriyle uyum süreci ve bizim maçlarda rakiplere göre oynatacağımız bir oyun felsefemiz olacak.
Bunları çalışmak, inandırmak, birlikte olmak tabii ki biraz zamanla ilgili bir şey. Zamana ihtiyacı olan bir takımız. Zamana ihtiyacımız var. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz lig başlıyor. Çok az bir zaman kaldı. İlk 5 hafta benim kendi kafamda planladığım bir kurgu var. En az kayıpla bu 5 haftayı atlatabilirsek ondan sonra biz çok daha iyi olacağımızı, çok daha iyi bir futbol takımı olduğumuzu ve iyi bir futbol oynayan, mücadele eden bir takım olacağımızı herkese göstereceğimizi. Hocamızın söylediği gibi hoş geldin diyoruz. Yanımızda olduğunuz için de teşekkür ederiz. Ben Ankara kampının son 2 gününe gelmiştim. O yüzden kampı biraz geç katıldık. Erzurum kampı bizim için çok iyi bir kamp oldu. Hem yeni gelenlerin uyum açısından hem de hocamızın bizim üzerimize istediği taktik açısından. Bunu sahada uygulama açısından çok güzel bir kamp geçirdik. Bunu da inşallah bugün sonlandıracağız, kampın son günü. Bir hazırlık maçımız var. İyi çalışıyoruz, istekli bir takımız. Hocamızın istediklerini de sahada yavaş yavaş olsa da vermeye çalışıyoruz. En azından gayretimiz var. Ama güçlü çalışıyoruz, lige güçlü gireceğiz. Bu uyum sürecini de atlattığımız takdirde hocamızın söylediği gibi 4-5 hafta sonra daha güzel günler, daha güzel oyun bizi beklediğine ben de inanıyorum. Ben de katılıyorum hocama. İnşallah da böyle olacak. Var. Futbolu bilen, futbolun bilimini, taktiğini bilen insanlar. Bunu böyle yorumlarlar. Sonuçta yeni kurulan bir takımız. Daha hala aramızda eksikler var. Hala gelecekler var. 10 gün sonra da lig başlıyor. Siz de takdir edersiniz ki bir futbolcunun bir sezona hazırlanması için 4 ile 6 hafta minimum çalışması gerekir. Biz de diyoruz ki şu an bir 10 gün kaldı. Bu oyuncular son günde gelebilir, 3 gün sonra da gelebilir. Bunların birlikte bir uyum süreci, beraber çalışmaları en az 4 ile 6 haftadır. Hem fiziksel hem taktiksel anlamda. Biz de buna dayanarak söylüyoruz. Çünkü bu oyuncuları kendi kulüplerinin ne tür antrenman yaptıklarını bilmiyoruz. Geçmişte bir alt ligin seviyesiyle bu ligin seviyesinin antrenmanları, yüklemeleri çok farklıdır. Buna göre bir planlama yapacağız. Buna göre oyuncuları test ediyoruz. Buna göre bir yorumlama ile beraber bir değerlendirme yapıyoruz. Biz de buna göre bir parça parça yüklemeler yapıyoruz. Bunun da minimum 4 ile 6 hafta olabileceğini düşünüyoruz. Hocam 3 tane oyuncu da dediniz, görüştüğünüzü söylediniz. Bunların etkileri olarak söyleyebilir misiniz? Etkileri bir sağ bek gelecek. Bir stoper. Bir tane hücumcu bir oyuncumuz. Orta saha kanat ya da hücumcu bir oyuncu olabilir. Bir tane de sol kanat, sol bek türünde bir oyuncumuz. 3-4 tane daha oyuncuyla görüşüyoruz şu anda. Fenerbahçe'yle bir testlerin açılışında söylemişsiniz. Fenerbahçe'yle bir görüşmeler var. Kaç bir koydu belki de alabilirdi. Olabilirdi. Çünkü bir tanesi Ertem, kaleci Ertem'i getirebilirdik. Ertuğrul'u Bolu'ya verince Ertem'i Aykut Hoca tuttu. Olmadı. Bir oyuncu daha vardı. Onda maliyeti çok yüksek olduğu için Göztepe Hakan Cinemre'yi şey yaptılar. Biz o paraları veremeyiz. Yani biz Ankara gücünün zaten bizim ekonomik sıkıntılarımız var. Yani gidip 2 milyon euro, 3 milyon biz 150-200 bin euroluk yani en fazla bu tarz oyuncularla ilgilenebiliyoruz. O kulübün ekonomisini aşar yani. Biz kendi bütçemize uygun, buraya uygun oyuncuların peşindeyiz. Bunları takımımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Hocam bir de şu anda yaklaşık 30-32 kişi gözüküyor, oyuncu gözüküyor. Bir de söyledikleriniz gibi bir rakam doğrusu aşağı yukarı 35 miydi? Bu 24 kişilik kadroyu ne zaman gibi şekillendireceksiniz? Bu akşamki maçtan sonra şekillenecek. Şu anda biz zaten 28-26 kişiyiz. Bu akşamki maçtan sonra herhalde bir 22'ye falan düşüreceğiz. Ondan sonra 3-4 arkadaşla beraber en fazla 25-26 kişilik bir kadromuz olacak. Tercüman geldi. Kibong da konuşabilir arkadaşlar. Before I want to say thank you. I want to say welcome to everybody. You know, we make I think 14 days in camp in Erzurum. We work good. Yes, I come late because I have some problem in Cameroon about visa. But happy, I'm very happy to be here. We work like family here. We work good.
we speak with the coach. He give the some instruction. You know, we need to make very good instruction in the field. But I hope in the future it was more better because I think we have a good team to make to write the story in this league. Tabii öncelikle hepinize hoş geldin demek istiyorum. Erzurum'da 14 gün kadar kampta kaldık. Çok iyi bir kamp süreci geçirdik. Maalesef ben bu kampa biraz geç kaldım. Kamerun'daki vize işlemlerimden dolayı. Orada biraz gecikme olduğu için kampa geç katıldım. Ama buraya geldiğim için çok mutluyum. Geldiğim günden beri takım içerisinde aynı aile gibi olduğumuzu gördüm. Hocamızla çok mutluyum. Gerek sağ içerisinde, sağ dışarısında çok iyi çalışıyoruz. Hocamızın direktifleri doğrultusunda iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki ben bu takımın daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü gün ve gün takım gelişiyor. İleride daha iyi bir kadroya sahip olacağımızı düşünüyorum. Başka sorularınız var mıydı? Bu akşamki maçtan sonra Ankara'da önümüzdeki hafta cumartesi akşamı maç yapacağız. Yok. Efendim? Hacettepe'li yapacağız. Bursaspor'la ilgili bir sosyal medyada bir şey yok. Yok. Efendim? Şehitlere geri bırakılmak üzere Bursaspor'la bir maç yapılacak. Vallahi sosyal medyada dönen bir şey yok. Şimdi ondan bizim haberimiz yok ama biz önümüzdeki hafta cumartesi kendi stadımızda bir maç oynamamız lazım. Çünkü ilk maçı kendi evimizde Erzurum'da oynayacağız. Takımın, yeni oyuncuların bir stadımızda görmeleri, alışmaları, öyle bir maç yapacağız. Onu şey yaptık. Yani belki o maçtan sonra önümüzdeki hafta içi lig öncesi çarşamba, perşembe günü belki bir maç daha yapabiliriz. Belki ama garantisi yok onun. Çünkü lige giriyoruz artık. Bu akşam 3, önümüzdeki hafta 4. hazırlık maçını yapabileceğiz. Çünkü sonuçta elimizde oyuncu yok. Ancak şimdi biraz oyuncu olmaya başladı ki geç geldiği için bir taraftan da lig başlıyor. Hazırlık maçı bile yani tam olarak bir hazırlık maçı yapamayacağız yani. Biz de zaten buraya tarih yazmak için geldik. Taraftarların farkındayım. Taraftarları çok iyi tanıyorum. Onlara elimizden geldiğimiz kadar şampiyonluk yaşatmak için geldik zaten. Zaten her şeyin de bilincindeyiz. İlk gün söylediğim gibi Ankara Gücü Türk futbolunun en köklü kulüplerinden ve camialarından bir tanesi. Burada en büyük sinerji işte taraftarlarımızın coşkusu ve tutkusu yani bizi buraya çekti, getirdi. Oyuncuların da siz de görüyorsunuz söylemleri, düşünceleri gayet net ve pozitif. Bu taraftarlara, bu camiaya güzel futbol izlettirmek, onlara bir şampiyonluk yaşatmak için hayal ediyoruz. Ama hayalci de değiliz. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek için de burada bizim kadar siz medya mensuplarına, yöneticilerimize, camiamıza ve taraftarlarımıza da görev düşüyor. Yeni kurulan bir takımız, hayalci değiliz. Hayallerimiz var. Bunu gerçekleştirmek için hep beraber bir ekip olarak, bir bütün olarak mücadele etmeliyiz ki bu hayallerimizi gerçekleştirebilirim. Biz 10 tane transfer yaptık. 15 tane oyuncu geldi. Demin de söylediğim gibi her takım yeneceğiz diye dünyada böyle bir kural yok. Bize biraz bir zaman verilsin. Bu zaman içerisinde siz başta menze mensupları, yöneticilerimiz ve taraftarlarımız bizi birazcık desteklemenizi, birazcık bizi zamana ihtiyacımız olduğunu ve bu zaman içerisinde bize birazcık motivasyonumuzun artması, oyunumuzun oturması, oyuncularımızın birbirleriyle adaptasyonu ve uyumunu sağlayabilmemiz için bizim birazcık desteğe ve zamana ihtiyacımız var. Bizler de bu zaman içerisinde bu hayallerimizi gerçekleştirmek için bu oyuncularımla, bu karakterli oyuncularımızla Ankara camiasına ve taraftarlarımıza elimizden gelen en iyisini yapabileceğimizin sözünü verebiliyoruz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi mücadele ediyoruz.
Bunu da Allah'ın izniyle herkese bir zaman, bir evre, bir eşiği atlamamız gerekiyor. Bu eşiği geçtikten sonra da inşallah çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Hocam şimdi Ankara Gücü taraftarlarını biliyorsunuz. Bolcuk kendi Fenerbahçe forması giyerken de Ankara Gücü'de çok maçlar yaptınız. Şimdi Ankara Gücü'nün taraftarı gerçekten çok coşkulu. Ama bu coşku bazen kulübe handikap yaratıyor. Sağ kapatması, hareketlası gibi. Şimdi özellikle seyirciye bir öyle bir mesaj verin ki yani tamam destek versin ama sadece tribünde olsun destek. Yani sadık futbolcuları destekleme açısından ne diyeceksiniz taraftar? Şunu söyleyeceğim. Çok cezasını çekti Ankara'yı. Demeyecek söyledim. Heyecanı, taraftarların aşırı heyecanı. Yani sizin elinizde olmayan bir şey de olacak teknik adam olarak. Doğru, şey doğru söylüyorsunuz. Yani, bazen... Taraftarlar öyle bir mesaj verin ki... Doğru söylüyorsunuz. Bazen çok coşkulu olmak, takımı destekleyelim derken bir maç kaybettik diye her şey bitti anlamına gelmeden bu lig uzun bir maraton. Her şey bir maçlık bir maçlık olmadığını, sabırlı olmaları gerektiğini demeyecek de söyledim. Birazcık bizim takımımızın bir zamana ihtiyacı var. Bu zaman içerisinde gerek medya mensupları, gerekse taraftarlarımızın hoşgörülü, sabırlı bir şekilde bizi desteklemelerini istiyorum ki çünkü bizim en büyük enerjimiz 12 numaralı oyuncumuz taraftarlarımız olacak. Bu sabrı gösterdiklerinde bize bu enerjiyi verdiklerinde pozitif bir maç içerisinde gol de yiyebiliriz. Maçı mağlup da bitirebiliriz. Ama her şeyin bitmediğini, bu ligin çok uzun bir maraton olduğunu ve sonuna kadar bize inanmalarını, güvenmelerini ve oyuncularımı saha içerisinde desteklemelerini bekliyoruz. Bir maç bir gol yedik, Allah korusun bir mağlup olduk, bir beraberi her şey bitti diye onlar da aşırıya kaçıp tribün kapatmasına bir cezalarla karşılaşmadan çünkü onlara bizim her zaman ihtiyacımız var. Onlarsız biz olamayız. Onlar varsa biz varız. Bunun için sabırlı olmalarını, bizi desteklemelerini, hoşgörülü olmalarını birinci dakikadan 90. dakikaya kadar oyuncuları ve takımı desteklemelerini istiyorum. Canlı yayına biraz geç bağlayabilirim de tarafta Ömer konusunu tam anlayamamışlar. Özellikle de çok fazla soru geliyor. Ömer konusunu biraz açabilir misiniz? Ne konusu? Ömer Bozan konusu. Herhalde onun ayrı bir durumu varmış. Şöyle söyleyelim. Futbolda biz bir takımız 28 kişi antrenmana çıkıyoruz. Zaman zaman antrenmanda da taktik çalışmaları olur. Bir bölüm farklı bir antrenman yapar. Bazı oyuncular farklı bir şekilde çalışırlar. Dün istenmedik bir şey oldu. Biz bir taktik çalışırken farklı oyuncular da farklı antrenman yapıyor. Sağ kenarında koşuyorlardı. Değişerek yapıyoruz bunları biz. 10 dakika sonra değişmemiz gerekiyordu. Ömer Bozan'la Muharrem sahayı terk etmişler. Kimseye sormadan. Muhammed. Sahayı terk etmişler. Biz o değişikliği Oğuz'u vardı orada, Mert vardı, onlarla yaptık. Sonra oteli de terk etmişler, kimseye sormadan. Burası profesyonel bir kulüp. Ankara Gücü Türk futbolunun en köklü kulüplerinden bir tanesidir. Burası bizim iş sahamız. Buraya çalışmak için çıkıyoruz biz antrenmana. Kimin oynayıp kimin oynamayacağına bütün futbolcuların antrenmanda gösterecekleri performans ve geçmişteki kariyerleri belirler. Bir de ahlaki değerleri belirler, inançları belirler. Ne kadar istiyorlar bu takımda oynamak, ne kadar bu takıma faydalı olmak için mücadele ediyorlar, ne kadar sorumluluk alıyorlar ve irade koyuyorlar. Biz teknik adamlar bunlara bakarız. Ama demek ki kafalarında başka bir hesaplar vardı. Bu hesabı da yakında görürüz ne olduğunu. Bizi terk ettiler. Arkadaşlarını, kulübünü, yöneticisini, taraftarlarına karşı böyle bir davranış içerisine girdiler. Burası Ankara Gücü Kulübü. Bir gider bin gelir. Beni her gün yüzlerce oyuncu arıyor. Onun için kendilerini bu yolda bizi yalnız bıraktılar. Kendileri kendi yollarını seçtiler. Onun için ben çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Onun için herkes kamuoyunda Ankara Gücü taraftarlarının da takdirine bırakıyorum bu olayı. Bir gider, bin gelir. Burası Ankara Gücü
kulübü. Kimse kimseyi sormadan, etmeden böyle bir davranış içerisinde bulunamaz. Bayern Münih'te 32 antrenmana çıkıyor. Fenerbahçe'de 28-32 antrenmana çıkıyor. Galatasaray'da çıkıyor. Onlarda da bu tip girme çıkmaları oluyor. Orada da mı antrenmanı terk edip gidiyor futbolcu? Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Böyle bir saygısızlık olabilir mi? Neyse bu konuyu kapatalım. Bizim konumuz değil. İyi oldu. Yanlış anlaşılmış. Siz gönderdiniz zannediyormuş. En azından doğru bilgilerle. Ben gönderebilirim de. Burası Ankaragücü. Bizim sistemimize, bizim disiplinimize, bizim oyun felsefemize ve bu seviyenin oyuncusu olmayan bir insan olursa tabii göndereceğim. Onun yerine bizi iyi temsil edebilecek, burada mücadele edecek, bu sorumluluğu alacak, burada mücadele edecek, başka oyuncular gelecek buraya. Böyle bir şey yok. Peki Schneider, örnek veriyorum. Galatasaray'da kaç senedir oynuyor, büyük futbolcu. Ama dediler ki pardon dediler, yollarımızı ayırmak zorundayız dediler. Ya doğrudur, yanlıştır. Biz profesyoneliz. Yani herkes gidebilir, herkes gelebilir. Sonuçta hepimiz Ankaragücü'ne, Ankaragücü camiasına, kulübüne hizmet ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar.